Merhabalar, YouTube videolarına yazılan yorumlar ve soruları cevaplamaya devam ediyoruz. Gamze Hanım sormuş, hayat ve kader çizgisini birbirine bağlayan çizginin anlamı nedir diye. Birincisi, hayat ve kader çizgisini birbirine bağlayan çizgi. Eğer bu konumdaysa görmemiz lazım. Evet, sadece buradan teorik olarak çıkartabiliyoruz ama anlatıma göre bir yorum yapmaya çalışalım veya o çizgileri, o formları anlatmaya çalışalım. Hayat çizgisinden bu şekilde kader çizgisine bağlanan bir çizgi çıkabilir. Hayat çizgisinden çıktığı tarih ve kadere değdiği tarih bakılır. Kader çizgisinin yaş hesabı ayrıdır, hayat çizgisinin yaş hesabı ayrıdır. Bunları ayrı görsellerle veya bir sonraki videoda anlatırız. Bu hayat çizgisinden çıktıktan sonra kader çizgisine dokunduğunda, kader çizgisine ne yapıyor? Yani bunun çok ne manaya geldiğini bilmiyorsanız dahi, ki hayat çizgisinden çıkıyor. Alttan, üst taraftan veya içeriden Venüs'ten çıkıyorsa manaları değişecektir. Hayattan çıkıyorsa bu bir değişikliktir. Bu bir yoldur, yeni bir cemiyettir, yeni bir ahkamdır, usuldür. Başınıza gelecek veya yaşayacağınız. Ve bu çıkan hadise kader çizgisine dokunduktan sonra bu çizgiyi kalınlaştırıyor mu, zayıflatıyor mu, derinleştiriyor mu, kırıyor, parçalıyor mu? Önemli olan bu. Yani buradan geçen şey veya buradan katılan şey hayatınıza ne yapıyor kader çizgisine? O önemli. Eğer güçlendiriyorsa hiç problem yok. Eğer zayıflatıyorsa bunu bilin. O tarihlerde başınıza gelecek ve hayatınıza girecek o kişinin sizde bazı kırıklıklar, bazı zayıflıklar, bazı potansiyelde düşmeler meydana getireceğini bilin. Hayat ve kader çizgisini birbirine bağlayan çizgi olarak ben ilk baş bunu anladım. Bir de böyle yukarı çıkanın dışında şu şekilde de belki bunu da kastediyor olabilirler. Bu hayat çizgisinden gelen formdur. Kaderde durmuş olabilir ki ince bir hatla büyük ihtimal devam ediyordur. İyice bakmak lazım. Özellikle sabah saatlerinde. O zaman salgılanan hormonla birlikte el içindeki çizgiler çok daha belirgin olur. Böyle bakılırsa daha net olacaktır. Hayat çizgisi ve kader çizgisini birbirine bağlayan çizgiyi kısaca anlattık. Umarım Gamze Hanım'ın anlatmaya çalıştığı şey de budur. Yüksel Kılıç sormuş, kan dolaşım bozukluğu için ne yapmak lazım? Çok fazla gel git yaşayan biriyim. Vesvese, evham, geçmişe takıntılık var. Şimdi bu kan dolaşım bozukluğunu anlatırken ya elden çizgilere bakıyorsun. Fizyolojik olarak kanın dolaşımındaki zafiyetten bahsediyorsun vesaire diyebilirler. Önümüzdeki paylaşımda ben dil yapılarından ve dildeki işaretlerin bedende fizyolojik ve psikolojik olarak etkileri, kişinin hangi durumda olduğunu gösterdiğinden bahsedeceğim. Dil nasıl bir gösterge ise, göz altları ve göz nasıl bir gösterge ise el ve üst çizgileri de öyledir. Kan dolaşımıyla alakalı zafiyeti biz geçen videoda anlatmıştık. Bu şekilde bir adacıklanma ile devam eden kalp çizgisinden anlarız demiştik. Peki bunun için ne yapacağız? Evvela bu ada yapısı, evvela bu ada yapısı sadece kalp çizgisinde mi? Akılda ve hayatta da var mı? Buna bakacağız. Eğer hepsinde bu adacıklanma varsa bu tam tamına disiplinel bir şekilde beslenmeye çekidüzen vermekle başlanacak bir hadisedir. Peki ne yapacağız? Mutlaka hazır gıdalardan uzak duracağız. Mizaca göre beslenmeyi, kan grubuna göre beslenmeyi çözeceğiz. Bu sık sık, gerçi onun modası geçti artık. Yeni makalelerde ve yeni trend artık tek öğün. Akşam öğününü mutlaka atlamayın. Yani tek öğün yiyecekseniz de mutlaka akşam öğünü yenmeli. İki öğün yemek bu kan dolaşım bozukluğu için yapılacak en doğal şey. Çünkü kan iki şekilde tam organlara nüfuz etmiyordur. Ya kanın keyfiyeti çok kalındır, incelmesi lazım. Veya organlara gittiğinde organlar çok aşırı soğuktur. Onu mizaçlarda anlatırlar. Ve özellikle beyinle ilgili. Çünkü anlattığımız bu konu beyni kanın tam beslememesiyle alakalıdır. Çünkü daha önce de bahsetmiştik. Elin bu üst kısmı zihinsel yapıyı verir. Kalp çizgisi de zihinsel yapının üstünde. Yani bizler zihnimizdeki bakış açısıyla sevgi güdülenmesini kontrol ediyoruz. O zaman sevgide bir kalp kırıklığı, yanlış bir meyil esasında bizim zihin temelli bir yanlış meyillenme demektir. O da zihnin sağlıklığıyla alakalıdır. İşte burun yapısı, burun deliklerinin doğru konumlanması, iş eşit olması. Mesela bir burun deliği daha darsa bu kişi doğru nefes alamıyordur. Astım, bronşit tarzı hastalıklara yatkındır. O zaman doğru nefes alacak, doğru nefes terapilerine çalışacak ve bu şekilde bir zihinde yapılanma varsa kan zihni tam beslemiyor demektir. O zaman o damarları açıcı veya kanı inceltici beslenme türleri tercih edilmelidir. Benim tavsiyem mutlaka sirkeyi salatalarınızda kullanın. Hazır sirke değil.
Hazır sirkenin asidik oranı 8'lerde, ev yapımı sirkeler 0,3 diye hatırlıyorum. Yanlışsam düzeltirsiniz. Ama ev yapımı sirke kullanılmalı. O kanı inceltir. Onun dışında mutlaka sıcak su içmeyi adet edinin. Çayın çok bir faydası yok. Özellikle kan ve demire zararı var. Pankreasa zararı var. Mümkün mertebe sıcak su için. Sıcak suyu şimdi diyabet hastalığında ki farisi tıbbında da vardır. Geleneksel tıpta da vardır. Kanser ve diyabet hastalıklarında sadece sıcak su içerek yani bildiğiniz demliğin altındaki o kaynar suyu günde 3-5 bardak içerek ki hiç hastalığınız olmasa bile içmenizi tavsiye ederim. Bu şekilde tedavi ediliyor. Bunu yapabilirsiniz. Ve bir ikinci tavsiyem mutlaka karabaş otunu için. Karabaş otunu aktardan alın. Sıcak bir kupa içine 3 baş atın. Bazılarına kalp çarpıntısı yapar. Öyle olursa çoban çökerten çayı içersiniz. Ve karabaş otunun içine bir çay kaşığı bal ekleyin. Balın beyne ulaşmasındaki en hızlı ulaştırıcı karabaş otu olacaktır. Karabaş otu balı beyne taşır. Böylece oradaki zafiyet, kılcal damarlarda olası tortular yok olacaktır. Rahatlıkla bu durumdan yani psikolojik olarak hassasiyeti ifade eden ve sevgide süreksizliği ifade eden kalp çizgisindeki adacıklanma kaybolacaktır. Bir diğer soru, merhabalar Sultan Hanım sormuş. Bizde tavsiye edilen kitapları öğrenebilir miyiz? Şöyle, genelde kitapları ben kişinin isteğine göre tavsiye ediyorum. Örnek veriyorum, tarih üzerine bir isteği varsa tarihle ilgili okuduğum kitaplardan hoşuma giden ve karşı tarafında hoşlanabileceği, ona bir şeyler katabileceğine inandığım kitapları tavsiye ediyorum. Genel itibariyle ben insanların hayatlarını düzene sokmalarıyla alakalı hep yeme, içme, gıda ve gıdanın sağlıklı olup olmadığı ile ilgili nasıl bakış açısına sahip olmalıyız? Bununla ilgili kitaplar öneriyorum veya zamanı etkin ve doğru kullanmakla ilgili kitaplar öneriyorum. Alan kısıtlaması yaparsanız işte hangi tarz kitaplar diye öyle yorum şeklinde ben de size nacizane okuduğum kitaplardan tavsiyeler verebilirim. Son soruyu da cevaplayalım. Yıldız sembolü nedir? Onu açıklar mısınız demiş. Şimdi sembollerin bulunduğu tepelere göre anlamları da değişiyor. Yıldız sembolü genel itibariyle elin neresinde olursa olsun iyidir. Bir tek Satürn'de biraz problem demek. Bu problemde de hemen moralinizi bozmayın. Problemin nedeni şudur. Büyük konuşuyor olmak bir. Bu çok önemli. Çünkü söz öyle bir şey ki kelamda sihir vardır der Bediüzzaman Hazretleri. Kelam o kadar sihirli ve tılsımlı bir şey ki Tevrat'ta da geçer. İnsan hiçbir şey yokken kelam vardı diye. Bizi biz yapan, bizi insan yapan ki insanı en değerli kılan şey konuşuyor olabilmesi, düşünüyor olabilmesinin yanında. Kelam çok önemli. Konuşmalarımıza dikkat etmemiz lazım. Çünkü bu yeri geliyor huy oluyor, yeri geliyor kader oluyor. Birincisi budur. Büyük konuşmayacağız. İkincisi Satürn'deki yıldız talihsizliği işaret eder. Bu karamsarlığın neticesinde gelen bir şeydir. Endişe daha da olayı katlar. Yani bir de şöyle düşünün. Mesela bir rüya görüyorsunuz. Rüyada kötü bir hadisenin geleceği gözüküyor. Bir bakıyorsunuz ki yarın işte telefonunuz düşüyor, kırılıyor. Yani bu rüyaya göre aman aman bir yıkım, aman aman bir problem gözükürken gündelik hayatta çok da o rüyadaki gibi evhama kapılacağınız bir durum yokmuş diyebileceğiniz bir olayla karşılaşıyorsunuz. Aynı bunun gibi düşünün. Satürn tepesindeki üçgen dışında tüm elin çevresinde, pardon, Satürn tepesindeki yıldız dışında elin her yerindeki yıldız iyi anlamdadır. Satürn tepesinde de biraz talihsizliği işaret eder. O talihsizlik de hayat boyu değildir. Bir defa bir talihsizliktir. O da duayla geçecektir. Bunu da şöyle yorumlayın. Bir musibet, bir sıkıntı, bir dert, bir keder geldiği zaman o ibadet vaktinin geldiğinin işarettir. Sıkıntı mı var? Dua etmeniz lazım. Çağrılıyorsunuz. Böyle düşünün. Çok rahat olun, müsterih olun. Herkes bu hayatta ilerliyor. Herkes bu hayatta yaşıyor. Ve bu hayat bir yerden noktalanıyor. Ve gelecek ve geçmiş kaygısıyla noktalanmazdan evvel hayatınızı noktalamayın. Hayat yalnızca yaşadığımız andır. Bu an mutluysanız sonsuza kadar mutlusunuz demektir. O zaman bu an içinde bulunduğunuz o güzelliklerin, anın, muhteşemliğin ki hayat gerçekten muhteşem bir şey. Bu farkındalıkla olacaktır. Ne kadar iyi bir yerde, ne kadar iyi konumda olursanız olun. Eğer o an farkında değilseniz, hep elinizde olmayana bakacaksanız mutlu olamazsınız. Ve bu sonsuza kadar mutsuzluk demektir. Çünkü son ancak bu anla kısıtlıdır ve başlangıç da öyle. Biz bu anı sıkışmışız. Bir sonraki ana gidene kadar bu
Bu andayız. Ve bu an ölene kadar bir sonraki an dirilmiyor. Her an bir dirilme ve ölüm hadisesi var. Her an ölümle iç içeyiz zaten. Dün öldü, bugüne geldik. Bugün ölecek, yarına gideceğiz. Ve biz o gün gibi, biz de burada, dünya da bizim gibi burada ölümünü gerçekleştirecek. Önemli olan doğru ve bahtiyar bir şekilde yaşayabilmek. Bizden istenileni ölçebilmek, tartabilmek ve verebilmektir. Endişeye mahal yoktur. Lafı da çok uzatmayayım. Soru cevap videosunun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.